Merhaba sevgili yengeçler. Selamlar sevgili yengeçler. Nasılsınız? İyi misiniz? 2014 yılı yıllık burç yorumu videolarına hoş geldiniz. Bilinçokuru profesyonel astrologlarından Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan sizlerleyiz. Evet sevgili Demet, yengeç burcu. Jüpiter evet. Yengeçler hızla ilerliyor. Satürn'den destek arıyor. Mars hızımına giriyor. Mars hızlı giderken arada bir de tepe taklak dönüyor. Neler olacak? Neler bitecek? Yengeçler mutlu mu olacak? Olmayacak mı? Hepsi burada. Şimdi. Evet sevgili yengeçler, Jüpiter'in yengeçte olması 17 Temmuz'a kadar sizi destekleyecek. Bu iyi bir gelişme tabii ki yengeçler için. Bunun yanı sıra bu yıl özel bir yıl. Venüs'ün retrosu yılbaşında zaten Ocak ayında etkili olacak. Ocak sonuna kadar Oğlak Burcu'nda yengeçler için karşıt evlerinde olduğu için etkili bir durum. Bunun yanı sıra Mars'ın uzunca bir süre Terazi Burcu'nda olması ve 2 Mart 10 Mayıs arası retro hareketli olması yine yengeçler için özellikle ev, aile hayatları, ebeveynlerle ilgili konulara dikkat çekiyor. Uranüs Plüton'un zaten zorlayıcı açıları devam ediyor. Bunun yanı sıra Terazi ve Koç burcunda da tutulmalarımız olacak bu yıl. Valla 2014 yılı yengeç için gerçeği söylemek gerekirse doğum haritalarında Jüpiter'i ve Satürn'ü ileri konumda olanlar. Doğum haritası çok önemli arkadaşlar. Jüpiter ve Satürn'ünüz ileri mi geri mi bunun bilinçokuru.com isimli internet portalımızda nöbetçi astrologlara da sorabilirsiniz. Şimdi Satürn ve Jüpiter'in olumlu etkileri yengeçlerin aslında istikrarlı ve güzel bir yıla girdiklerini. Evet. Genel olarak hayatlarında 17 Temmuz'a kadar olan dönemde manevi maddi olarak çok fazlasıyla ilerleyeceklerini, eğitim fırsatları, evlilik fırsatları, belki hayatlarında ciddi aşklarla da dahi karşılaşabileceklerini bunları gösterirken, burada Ocak ve Mart arasındaki dönem aslında Şubat ayı onlar için çok olumlu geçecek. Evet. Fakat Ocak'ta bir şey dikkat etmeleri gerekiyor. Takıntılı ve yarıda kalmış aşk ilişkileri Venüs retrosu sebebiyle yeniden gündeme gelebilir. Ve bazı kayıplarla karşılaşabilirler. Eski eşten gelebilecek problemler. Bunun yanında eski eşin haricinde eskide yarıda kalmış bir ilişkinin yeniden canlanması, buna benzeyen dengesizlikler yengeci çok fazlasıyla etkilerken Venüs'ün buradaki etkilerinin haricinde Mars'ın 2 Mart'ta 20 Mayıs arasındaki yapısı da bazı yengeç burçlarının ev değiştireceği, yaşadıkları yerle ilgili değişiklikleri olacağını gösteriyor. Bazı yengeçler Uranüs'te Mars'ınız doğum haritasında kare ise lütfen 18 Mart haftası, 17 Nisan haftası evde çıkabilecek ufak kazalara karşı da dikkatli olmalısınız. Şimdi Mars'ın bu retrograde hareketi aile içinde bazı problemlerin ev almak, satmak, mülk, aile gibi konuları fazlasıyla gündeme getirirken değişik tezahürlerinde olacağını gösteriyor. Yalnızca yengeç için gerçekten ne olursa olsun Venüs'ün retrosundan tut Mars'ın retrosuna kadar büyük koruyucu dediğimiz Jüpiter'in Satürn'le beraber gökyüzünde yapmış olduğu ana gezegen döngüleri sebebiyle de olumlu etkiler var. Bildiğin gibi yengeç burçları ay tutulmalarından çok etkilenir. Bak 15 Nisan'da Terazi'de, 8 Ekim'de Koç burcunda ay tutulması var. Demek ki yılın ikinci yarısından itibaren, Eylül'den itibaren bazıları kariyerde terfi edecekler. Evet. 8 Ekim Koç burcunda ay tutulması problemli bir kariyeri bitirip yeni bir kariyer dönemine başlatabilir. Kendilerini daha iyi hissedebilirler bu 8 Ekim Koç burcunda ay tutulmasıyla. 15 Nisan Terazi burcunda ay tutulmasıyla da aileyle ilgili konular fazlasıyla gündeme gelebilir derim. Ev alımı, satımı, değişimi, taşınma gibi durumlar yoğunlaşabilir. Bir de yengeçler için yıl içerisinde yengeç burcunda olan yeni ay ve dolunaylar tabii ki önemli. 27 Haziran'da 5 derece yengeç burcunda yeni ay olacak. 27 Haziran ve yakınlarını doğanlar için yenilikler getiren bir yıl olabilir. 16 Ocak'ta da yengeç burcunda dolunay olacak. Hemen yılın ikinci haftasında 25 derece yengeç burcunda olacak. Bunlar da yine yengeç burçlarını birebir etkileyen önemli dönemleri işaret ediyor. Aslında 27 Haziran ve 16 27 Haziran civarında doğan yengeçlerde 15 Temmuz civarında doğan yengeçlerin çok önemli güzel etkiler alacağı bir yıl. Yengeç şansını doğru değerlendirirse 2014'ün ikinci yarısından itibaren şu 25 Temmuz'da Güneş kavuşum Jüpiter, mesela 18 Ağustos'ta Venüs kavuşum Jüpiter maddi ve ekonomik gelirleri arttıracağı gibi 5 Aralık ve 15 Aralık'ta da şans,
gelirler kazançlarla ilgili faydalar sağlayabilirler derim ben. Evet, bir de biraz gökyüzünün riskli olduğu, Uranüs, Plüton açılarının zorlayıcı olduğu birkaç günü söyleyelim, dikkat edilmesi gereken günler. Özellikle yılbaşı 31 Aralık 1 Ocak hemen 2014'ün ilk günü gergin gökyüzü yengeçler için de problemli görünüyor. 2-3 Nisan, Nisan başı, 4-9 Temmuz aralığı, 5-8 Ekim aralığı, 11-13 Kasım aralığı dikkat edilmesi gereken zor açılı günler. Evet.